bunu görmeyince artık duramıyorum. O kadar özlüyorum ki anlatamam. Güzelim benim. Ay, her yerini öpmek istiyorum yani. Böyle sevmesi güzel tabii. Bir de geceleri bizi uyutsa. Olacak tabii ki o kadar. Küçücük bebek dünyaya alışmaya çalışıyor. Bak biz kaç senedir, 40 senedir alışamadık bu dünyaya. Sorma yengeciğim. Başımızı yastığa koymamızla kaldırmamız bir oluyor vallahi. Nöbet yapacaksınız nöbet. Bir sen bir Cemil. Bir sen bir Cemil. İstemek güzel de bakması mı zor? Cemil'in halini görmelisiniz. Kız gık bese yataktan fırlıyor. Öyleyse kesin karnı doymuyordur. Biliyor musun? Ben de eskiden süt veriyordum. Bakıyordum emiyor. Meğer gelmiyor mu süt? Bir onu kontrol yaptık. Sütümü emziriyorum. Tam uyur gibi oluyor. Birdenbire ağlamaya başlıyor. Kesin doymuyor. Dikkatinizi çekiyor. Açım yemek verin diyor. Ya olabilir. Bak bunu hiç düşünmemiştim ben. Ya. Yani erken filan diyorum ama Özlem bir an evvel verse mi böyle bir doğum bana? Hem erken diyorsunuz hem de içiniz gidiyor be. Ne? Ne gidiyor? Şuna bak. Biblo, biblo bir kız. Biblo, biblo, biblo. Gidiyor musun? Senden 1000 defa özür dilesem acaba işe yarar mı? Yaramaz. Peki bir de alavere dalavere yapmayacağıma yemin etsem? Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Ne desen haklısın. Bir hata doldu Rüştüm. Boşuna çeneni yorma. Şirketin yönetimini tamamen sana bıraksam yine kalmaz mısın? Bak Bahri, senden hiç beklemediğim bir işi yaptın. Bunca yıllık gurbetçi arkadaşını harcamaya kattın. Şimdi katmış bir de kal diyorsun. Bunu kendim için istemiyorum Rüştüm. Beni çok kötü yaraladın. Ben bu şirkette daha fazla çalışamam. Sağlığım el vermiyor. Doktorlar da çalışmama izin vermiyorlar. Sen gidersen bu şirketi kapatırım. Ne yani? Burada çalışan bunca insan işsiz mi kalacak? Ne yapayım? Başka çarem yok. Neden her şeyi benden istiyorsun? Ne yani? Benim yerime çalışacak bir sürü adam bulursun. Onlar seni istiyorlar. Seni bir abi, bir baba gibi biliyorlar. Sağ olsunlar. Ben kendim için değil, onlar için bu şirkette kalmanı istiyorum. Hemen karar verme. Neyse. Düşünelim bakalım. Ay, uyudu çok şükür. Bakalım ne kadar zaman uyuyacak. Çok uyuyor. Bak, yemeğini yedirdik, karnını doydu. Altını tertemiz yaptık. Bak, göreceksin çok uyuyacak. Yengeciğim, ben sana asıl bir şey soracağım da bebekten fırsat olmadı. Özlem işe girecekti. Ne oldu? Sorma neler oldu sana, anlatamadım. Bizim o Kitay var ya, Özlem'in iş için başvuru yaptığı yere gitmiş. Ne demiş dersin? Ne demiş? Benim karımı lütfen işe almayınız. Ciddi mi söylüyor? Ay Özlem delirmiştir. Yapılır mı böyle şey ya? Delirmez mi? Çıldırmış yani. Yani bizim bu Okitay öyle tatlı bir çocuk. Çok seviyorum ama nasıl böyle şeyler yapıyor? Tuhaf yani. Aman erkekler hep böyle. Evlenmeden önce canım gülüm sonra birden değişiyorlar. Otur evinde. Bir de kadınlar için dalga gibi diyor. Bu erkekler en büyük dalga. Müdürüm yapma. Çok bizi bırakma. Müdürüm. Bir şey girmesini engellediğim için biraz caz yaptı tabi. Aferin tostasım. Tostos deme abi. Kaşamım karam derim oğlum. At çok mu izle at ismi? Şimdi bak oğlum her zaman erkeğin lafı evde ağır basmalı. Aa bak kayınpederim de öyle diyor. Erkeksin diyor. Ağırlığını koy diyor. Hissettir onu diyor. Kayınpeder dedin benim dayım mı? Tabi. Oğlum evde her zaman Helga yengemin sözü geçiyor. Sen dayımın höt pöt ettiğine bakma Allah aşkına. Ciddi mi ya? Birini örnek alacaksan. Beni örnek alacaksın kendine. Burada çalışmayı şimdi daha çok istiyorum. Ya kocanız? Hiç önemli değil. Kocanız çalışmanızı istemiyor. Biliyorum.
Buraya geldiğini de biliyorum. İşte bu yüzden daha çok çalışmak istiyorum. Sizin özel hayatınıza karışacak değilim. Ama... Bakın, Oktay'ın tavrının yanlış olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Bu yüzden bana yardımcı olmalısınız. Bakın Özlem Hanım, bizim işimiz oldukça zordur. Bir gün dağda bayırda çalışırız. Ardından 3 gece üst üste sabahlayabiliriz. Evet, anladım. Oktay gelir rahatsız eder diye çekiniyorsunuz. Lütfen yanlış anlamayın. Çevremdeki insanların problemleri olmasın isterim. Yok, sizi yanlış anlamıyorum. Alacağın olsun Oktay. Başınızı ağrıttım. Çok teşekkür ederim. Özlem Hanım, sanırım birlikte çalışabiliriz. İşe alındın mı? Evet, yarından itibaren başlayabilirsiniz. Ay, iyi ki geldin, seni o kadar özlemiştim ki. Aa, sarılar, siyahlar ne kadar da güzel yakışır. Bu senenin modası değil mi? Evet. Bak, ben de yeri kalmadım, aldım bir tane sarı pantolon. Size de çok yakışmış. İşte böyle zorla söyletiyorum. Durma bu arada, gel içeri geç. Ben hiç girmeyeyim. Gerçi sizi çok özledim. Sizinle konuşmak istiyordum ama evet. Oğuz hazır değil mi daha? Aa, dur çağırayım. Oğuz, Eda geldi. Geliyorum. Geliyorum. Ne yapacaksınız bugün? Bugün ATV'ye gideceğiz. Ha, o işler değil mi? Evet. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Daha hazır değil misin? Randevumuza geç kalacağız. Hemen hazırlanıp geliyorum. Yani olacak şey mi? Bizim zamanımızda erkekler gelirdi, evimizden alırdı, buyurun derdi. Burada Eda gelmiş, sen hala hazır değilsin. Aa, sen bunu çok şımartmaya başlamışsın. Yok canım, Oğuz şımarmaz. Aa, benim güzel, iyi niyetli kızım. Şımarırsa senin yerine ben kulağını çekerim. Tamam, anlaştık. Duyuluyor mu? Onlar biraz nasıl, kim arabayı kullanıyor? Ne bileyim? Böyle şey ne duyulmuş, ne görülmüş, ne de yaşanmıştır yani. Çüş yani, çüş. Harbiden birader, çüş ya. Çüş yine çüş efendim ya. Siz benim niye ve niçin, kime, neden çüş dediğimi biliyor musunuz? Ne konuşuyorsunuz o zaman? Sen içeri gel, benimle beraber biraz içelim. Siz annemle ne konuştunuz öyle fısır fısır? Söylesem mi acaba? Aa, söyle tabii. Seni fazla şımartmamam gerektiğini söyledi. Yok ya. Peki sen ne dedin? Ben de dedim ki benim sevgilim zaten şımarmaz. Aa, gözünüze girdik yani. Biraz. Ama benim için bir şey yaparsan daha çok gözüme girecek. Yaparım tabii ama neymiş? Bak, yolumuz çok uzun. Bugün arabayı sen kullanır mısın? Özel şoför durumları yani. Biraz. Benim için. Görevimiz? Yarın buraya gelirken bavulunu alıp geliyorsun. Tamam efendim. Buradan da havaalanına gidiyorsun. Madam Lisa ve arkadaşını alıp 17.45 uçağına Erzurum'a uçuyorsunuz. Oradan da Palandöker'e gideceksiniz. Ne şanslı adamsın Oktay ya. Ben hayatımda bu kadar espiritüel, bu kadar gırgır, bu kadar komik bir adam görmedim. Senin işin Madam Lisa ve arkadaşlarını Palandöker'e götürüp eğlendirmek, gezdirmek. Benim bu kış kıyamette Allah'ın Palandöker'inde ne işim var efendim? Vallahi ben şuradan şuraya gitmem efendim. Şöyle bir işim olmadı gitti. Her gün borsaya git gel, bıktım vallahi. Yok ya. İstiyorsan sen git oğlum ya. Cihat'cığım, yani benim yerime başka bir eleman bulun daha çıkacak. Hatta ben size bir tane önerebilirim efendim. Sımsız Tolone. Bu şirket benim ve kimin ne yapacağına ben karar veririm. Bana soğuk dokunur efendim. Üşütürüm, hasta olurum. Hatta ben küçükken annem beni buzdolabında unutmuş. Babam bulmuş çıkartmış, donuyormuşum az daha buzdolabının içinde. Bende soğuk hava fobisi var efendim. Fena bir işte Cemil abi. Yağmur, çamur ne uğraşacaksın? Mis gibi dağ havası alırsın böyle bembeyaz karlar, pamuk kimin. Efendim yani vallahi benim gözlerim yani soğuğa, kara ve de beyaza karşı çok hassastır efendim. Allah muhafaza efendim, kör olabilirim, ama olabilirim. Zaten bizim kız parmağını gözüme soktu, az daha kör oluyordum. Yani bilmiyorum ama gözlük diye bir şey var, kar gözlüğü takarsın abi. Ya Cihat'cığım şu mahtumuna söylesene bizi biraz yalnız bıraksın. Böyle üstüne vazife olmayan işlere de karışmasın lütfen. Ya ne karışacağım üstüme vazife olmayan işlere de bilmiyorum yani. Ben senin yerinde olsam takırım kayaklara böyle slalom. Alp disipline. Oktay'cığım senin karın işi arıyordu değil mi? Gece kulübünde barmen olarak çalıştırmazsın. Cemil efendim. Baba yani yine de sen bilirsin ama yani Cemil abi pırlanta gibi bir insan, bilemiyorum. Bana müsaade. Oktay'ın dediği gibi kayak mayak yaparsın. Efendim ben kayaktan nefret ederim efendim.
Yani kayla ilgili bütün kelimelerden nefret ederim. Kaydan, kayaktan, kaydıraktan, kaygandan, yani kayısıdan, kayısıdan bile nefret ederim efendim. Yok ya. Vallahi. Allah Allah. Efendim ben size acıklı bir anımı anlatayım. Ben ilkokuldayken, şuncağız bebeyken efendim, kışın buzda kayıp kafam üstü yere çakılmışım efendim. Yani o gündür bugündür evde kayarım düşerim korkusuyla buzdolabına buz bile koydurtmam efendim. Bana bak Cemil Çakı, ben ne diyorsam o olacak, anlaşıldı mı? Cihat'cığım, yani patroncum, canım, ciğerim, keçi sakalım, yani siz hakikaten sakaldan heykeliniz dikeceğim efendim. Ben taze, yani çiçeği burnunda bir babayım efendim. Kızım beni özler, ben kızımı özlerim beyefendi. Oğlum ne var bunda ya? Altı üstü bir hafta. Bir hafta, çok uzun süre efendim. Yani bu bir hafta içinde kızımın gazını kim çıkartacak? Kim bezini değiştirecek? Kim dinini söyleyecek efendim? Ben anlamam oğlum, iş bu, gideceksin. Alo. Oh yes, Madam Nizar. I am fine, thanks. And you? Yes, I am very glad to hear from you. We are waiting for you. Bye bye. Geliyorlar mı? Gazetelere büyükçe ilan verin. Şirketi devrettiğimi de ilan edin. Ne? Şirketi mi satıyorsun yoksa? Evet, şirket müdürlerini de çağırın. Acele toplantı yapmak istiyorum. Ama bu çok saçma. Bence şirketi satman doğru bir karar değil. Ben ne diyorsam onu yap. Koskoca şirket Bahri. Çok yazık olacak. Ben ister miyim hiç onca yıl emek verip yaptığım şirketimi satıp salmaya? Ah Bahri ah. Sen çok aptalsın, çok. Rüştü Bey geliyor. Beni iyi dinle bari. Eğer döndüysem bu şirkete emeği geçen insanların mağdur olmaması için döndüm. Sağ ol Rüştüm, sağ ol. Onca emekçinin senin açgözlüğün yüzünden perişan olup aç kalmasını istemem. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen benim can dostumsun, can kardeşimsin. Bak sana bir şey diyeyim. Hemen şimdiden benim yerime şirketin başına geçecek birisini bulmak için kollarını sıva. O ne demek Rüştüm? Benim yerime birisi gelinceye kadar buradayım. Yarından itibaren işe başlıyorsunuz deyince dünyalar benim oldu. Biliyor musun? Ben senden daha çok sevindim. Seni böyle güler yüzlü, sevinçli görmek beni o kadar mutlu ediyor ki Özlem. Düşünsene anne, Oktay'a karşı bir mücadele verdim ve kazandım. Aman canım, Oktay bir yanlışlık yaptı işte. O da bir insan, yani bir adam yapamaz mı? Üstünde durma benim güzel kızım. Ne diyorsun anne? Oktay'ın gidip Çağatay Bey'le konuşması zaten büyük bir yanlış. Yani öyle ama bir de şu tarafından düşün. Yani seni kıskançlık yaptığı için, sevdiği için yaptı bütün bunları. Hı? O da var. Kusura bakma anne, ben bu olayı seni kadar basit görmüyorum. Senin yaşında her şey çok mühim gibi gözüküyor. Bir de benim yaşa sor bakalım. Neyse, hiç geçmişe bakma. Yarınlara bak, işte giriyorsun işe. Oktay'ın yüz ifadesini çok merak ediyorum. Çok ama çok şaşıracak. Ya bak ondan ben de eminim. Belki kim bilir, küçük dilini yut bak ya bak. Çocuklar yarın akşamki programa sizi almaya çalışacağım. Bu kampanyayı bir an önce başlatmamız lazım. Evet. Merak etmeyin, size yardımcı olacağız. Lütfen bize destek olun. Sesimizi duyurmak için başka yol bulamadık. Yanınızda Yeşim Hanım'ı almakla çok iyi yapmışsınız. Evet, o da katılacak bizimle canlı yayına. Yeşim Hanım sağ olsun hep bize destek oldu, yardımcı oldu. Biz de bizim üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. O keçi sakal var ya, çok kötü bir adam ha. Hani masallarda canavarlar olur ya, o keçi sakal öyle işte. Bana ne diyor biliyor musun? Ben bir iki tane kadın varmış, onları alıp Erzurum'a falan dökene gidecekmişim. Bu kışta kıyamette bir de seni bırakacakmışım. Heh dedim, hayatta bir yere gitmem, ben kızımı bırakıp hiçbir yere gitmem dedim. Hem biliyor musun, annen seni doğururken bir doğurdu, ben 9 doğurdum. Cemilciğim. Hı? Konuyu daha önce konuşmadık mı? Bak yine uyutmuyorsun. Geceliğin ikimiz de dikileceğiz şimdi. Hayatım kızımla konuşuyoruz. Bir o konuşuyor, bir ben konuşuyorum. Hadi hayatım rahat bırakalım biraz. Tamam, hadi. Cemil. He? Baba kız baş başa vermiş, dedikodu mu yapıyordunuz öyle? Canım kızımla aramda özel bir mevzu vardı, onu görüşüyorduk ya. Benim öğrenmemde sakınca var yani, ha? Sakınca yok da hayatım ya, şu keçi sakal var ya Cihat. Hı.
Dışarıdan iki tane bayan gelecekmiş. Ben onları alıp Erzurum Palandöken'e götürecekmişim bu karda, kışta, kıyamette ya. Hayatım ne var? İş icabıysa gideceksin tabii. Ben kızımı bırakıp hiçbir yere gidemem Aynur Hanım. Ya, ya beni? Seni de bırakıp hiçbir yere gidemem. Yalancı. Vallahi billahi şerefsizim, Allah canımı alsın. Sen ayrısın, kızım ayrı. Senin yerin ayrı, kızımın yeri ayrı. Ben ikinizi bırakıp hiçbir yere gitmem hayatım. Tabii. Kız mızırdı ya. Sana öyle geliyor Cemil. Vallahi mır mır sesini duyuyorum hayatım. Ben niye duymuyorum Cemil? Ben bir bakayım da geleyim. Cemil saçmalama, şimdi uyudu da. Hayatım karnı acıkmış olabilir, ben bir bakayım şuna. Cemil saçmalama. Ya bakacağım diyorum sana ya. Allah'ım ya, delirteceksin sen beni Cemil. Hayırdır, bu gece niye geldik buraya? Küçük bir kutlama. Neyi kutluyoruz? İşe başlıyorum. İş mi? Senin sabote ettiğin işe yarından itibaren başlıyorum. Hem bilirsin ben kafama koyduğumu yaparım. Ya. Aferin Eda. Aferin. Büyük iş becerdin. Teşekkür ederim. Bize aferin yok mu? Tamam tamam. Sana da bravo. Şimdiden heyecan bastı beni. Ya beni? Tabii heyecan olur. Olmaz mı? Olmasa anormaldir. O kadar insanın önüne çıkmak kolay mı? Öyle değil mi? Vallahi Eda bu gece heyecandan hiç uyuyamaz herhalde. En iyisi bence hiç heyecan yapmamalı. Yani sanki kimse seyretmiyor. Kek başına oturmuşsun böyle. Böyle konuşuyorsun gibi düşünmek, anlıyor musun, öyle değil mi? Demesi kolay Erkan Hanım. Allah muhafaza. Beni televizyona çıkarsalar, vallahi elim ayağım birbirine dolanır. Dilim hepten sürçer, keşküllerim. Yani söyleyeceğim bir şey varsa yeminle onu bile unuturum. Buyurun bakalım. Yani insanları yatıştıracağına neler söylüyorsun Rüştü? Siz Rüştü'ye bakmayın canım. Hiç kimse yokmuş gibi düşünün. Ne yapacaksınız heyecan filan? Cemil, hayatım ben düşündüm, taşındım, yeni bir karar verdim. Ya şu borsaya bak Allah aşkına ya. Vallahi denizde fırtınaya tutulmuş kayık gibi sağa sola, yukarı aşağı sallanıp duruyor. Cemil, Cemil'cim bizimle ve bebeğimizle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dinler misin lütfen? Hı? Bizle, bebeğimizle ilgili bir şey mi söyleyeceksin? Hayırdır? Yoksa iş hayatını bırakıp evde mi oturacaksın hayatım artık? Yani pek öyle sayılmaz Cemil. Anladım. Sen şirketi bana bırakıyorsun, şirketin başına ben geçiyorum, sen evde kalıyorsun değil mi hayatım? Bu daha güzel. Ben şirketin başına dönmem gerektiğine karar verdim Cemil. What? Yani ne? Ama şirketi evden idare etmem mümkün değil ki. Kızımız, el bebek, gül bebek, cici kızımız ne olacak? Onun hali ne olacak? Canım ona da bakıcı tutacağız. Bakıcı mı? Sen, hadi de. Sinirlen. İçine bak. Bakıcı mı süt verecek benim çocuğuma? Hem benim çocuğum kimin gözünü eline sokacak, bakıcının mı? Hayatta kimsenin gözüne parmağını sokturmam, kendimkine soktururum. Hayatım bırak şimdi bunları anlatmayı. Biliyorsun zaten sütüm çok azaldı. Hem artık mamayla beslenmesi gerekiyor. Yo Aynur Hanım. O kadar değil. O kadar hiç değil Aynur Hanım. Yani ben el alemin ne diyor belirsiz kadınlarını getirip de bebeğime baktırmam. Ben kızımı, yavrumu cami avlusunda bulmadım, tamam mı? Gerekirse ben kızıma annelik, babalık, dadılık, sütannelik yaparım. Ona da baktırmam. Ne kadar kabasın Cemil. Hiç sorma dayı, hiç sorma. Bu Aynur kafayı yedi dayı. Ben tutturdu, işe gideceğim, şirkete gideceğim, işlerin başına gideceğim diyor. Çocuğumuz ne olacak? Ne diyor belirsiz kadınların elinde kalacak benim çocuğum dayı ya. Bakma çocuğum, ne diyor belirsiz kadınların elinde kalmaz. Oturursan bakarsın ha. Amen daha dayı, ben bakmam demiyorum. Bakarım ben, onun altını değiştiririm. Karnını doyururum, pişiklerini tedavi ederim. Kusumunu silerim ama bir anne gibi olmaz ki dayı. Doğru söylüyorsun oğlum, anne gibi olmaz. Senin için zor zor. Bir hırs bastı bu kadını. Allah'ım ya Rabbim. İşte iş, işte iş. İşsiz gideceğim. Yani Cemil, diyorum ki bu Aynur hem çalışsa hem kızına baksa olmaz mı yani? Böyle bir şey olamaz mı? Yüce insan, Hamburg kraliçesi, yani heykeli ivedilikle dikilesi kadın. Hadi hadi bırak yarıcılığı, yanında yer alayım diye durmadan bab yara güzeli, Hamburg güzeli. Hiç de güzel seçilmedim ben, Almanya'da ne güzeller var. Yani siz burayla Almanya'yı karıştırıyorsunuz efendim. Yani burada bir kadının çalışması ne kadar zor biliyor musunuz? Yani ya kadın ya erkek, ne fark ediyor ha? Ne fark ediyor? Bu arada ikinize de söyleyeyim. Özlem yarından itibaren işe başlıyor. Otay izin vermiş mi?
Sen kızını tanımıyorsun. O annesinin kızıdır. Kafasına ne koyarsa mutlaka yapacak. Rahat etmez yoksa. Yakında Tostos Oktay da benim gibi kafayı tırlatır vallahi. Hı. Ben de Oktay'ı bir şey sanmıştım. Aa, anlamadım. Yani ne demek istedin sen şimdi bu lafınla? Hiç canım, laf ola beri gele. Yeni evlendiler. Bir alyans taktılar diye benim kızım durmadan evde mi oturacak? Başka nerede oturacak? Tabii ki evinde oturacak. Ha. Yani şimdi Helga yengem çalışsa sen izin verecek misin dayı? Valla yani bu konuda doğrusunu söylemek gerekirse... şey yani bizim ailede bu izin konularında aslında pek böyle bir şey... Ne diyorsun sen ya? İzin verir misin vermez misin? Söylesene dayı. Şluf Cemil. O ne biçim söz öyle? İzin verir mi vermez mi? Yani ne kadar ayıp. Hangi çağda yaşıyoruz? Burası neresidir? Benim kocam asla sizin gibi tutucu olmaz. Sen niye kem küm yapıyorsun söylesene, izin veririm. Helga zaten çalışırdı diye. Bunun hacını çok kötü alacağım Oktay. Bana el hareket yapma. Oh, valla eline sağlık, çay çok iyi gitti. Oh, afiyet olsun benim kocama. Bak, neyle konuşacaktın? Konuştun mu Hüştün, ne oldu? Konuştuk. Elini ayağını öpeyim. Ben yaptım, sen yapma. Geç şu işinin başına dedin. Hah, aptal. Nihayet anladı senin akıllılığını. Anladı anlamasını da arkasından dedi ki... ben hastayım, artık bu şirketi yönetemem. Onun için sen işin başına dönmezsen satıp savacağım dedi. Ah, satıp savmak mı yapacak? Amay, önce insan işsiz kalacak lan. Evet, işsiz kalacaklar işte. Aç kalacaklar, sefil olacaklar. Ben de onları düşündüm hep. Ne yaptın yani? Vallahi dedim ki... bak, benim yerime birini buluncaya kadar çalışacağım ama yerime en acele tarafından birini bul. Hüştü, gene yufka yüreklilik yaptın ha. Ama sana yakışan da budur. O kadar zor ki bu devirde böyle bir iş bulmak. Yani aslanın midesinde olmuş ekmek. Doğru söylüyorsun. Hadi, çay ver bana bir tane daha. E koyarım. Biliyor musun Hüştü, bugün sana sahibi için ne yaptım? Ne yaptın? Ne yaptım Zil? Sen çok seversin onu hani yerken böyle böyle. Aa şey, hani o küçük yaprak sarması. Bravo! 10 puan nasıl da bildin? Benden de sana 100 bin puan. Birbirimize durmadan puanları verelim. Olsun. Merhaba sevgilim. Nasılsın? Hiç. Daha uyuyamadığını tahmin ettim. Heyecan durumların nasıl? Oğuz, benim hiç uykum yok. Uykum gelsin diye banyo yaptım. Süt içiyorum. Uyku hapı bile aldım ama hiç uykum yok işte. Eğer istersen sana telefondan inni söyleyebilirim. Eda, sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Şey, seni gerçekten çok seviyorum. Ben de yeni bir şey söyleyeceksin sanmıştım. Bu gece ve her gece olduğu gibi rüyalarımın başrol oyuncusu sen olacaksın. Sen ve ben. Nasıl itiraftı ama? Fena değil. Oğuz, galiba uykum geldi. Ben artık telefonu kapatıyorum. İyi geceler. Yok ya. Yatakta sizi göremeyince ödüm patladı vallahi. Ver. Ya. Bir de kızını elin kadınlarına bırakıp işine gitmeyi planlıyorsun değil mi? Bakıcılara bırakacaksın kızını değil mi? Ya kızımızı emanet ettiğin insan kızımızı kaçırırsa, fidye isterse, ha? Ya kötü muamele yaparsa çocuğumuza, rakı koklatıp uyutursa onu. Ama bunları düşünen kim? Senin için varsa yoksa iş. Atalarımız ne demişler Aynur'um? İş bilenin kılıç bakıcınındır, tamam mı? Aynası bebeğidir kişinin, lafa bakılmaz. İşin yoksa bebek sahibi ol. Paran çoksa bakıcı tut. Hiç beni dinlemiyorsun sen.
Ya sağ ol Helga'cığım. Zahmet ettin ya, ben kendim giyebilirim. Ben geldim, ne var canım? Sağ olasın. Akşama babacıkla Sadet anneye iftar yemeğine çağıracağım, tamam mı? Tamam, harikasın sen ya. Bak benim aklıma gelmedi. Vallahi güzel karım benim. Gel seni öpeyim. Sağ olasın. Akşam sen de sağda solda oyalanma, olur mu? Tamam, oyalanmadan gelirim. Bir şey alacak mı, alayım mı? Yani bana para ver, ben alayım. Sonra söylemeyi unutuyorum, eksik kalıyor. Yerim kalıyor, her şey yani. Al, yeter mi? Yeter fazla bile. Tamam. Dedem alıyor vermiş. Tamam. Baba, unutma. Bu akşam biz televizyona çıkacağız. Mutlaka izle. Tamam, mutlaka izleyeceğim. Al. Bunda yol parası yap. Ay, çok sağ ol. Patron, ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Hayır. Reklam senaryoları nasıl buldunuz? Hepsi sıradan projeler. Bana akılda kalacak, etkili, dinamik bir senaryo lazım. E ne yapacağız? Müşteri ısrarla reklam filmlerini sorup duruyor. Onlara de ki, ya oyala. Özlem, bu iş sana düşüyor. İyi de ararlarsa ne söylememi istersiniz? Türkü söyle, ninni söyle, arya söyle. Bir yalan uydur işte. Senaryolar üzerinde çalışıyorlar. İşi toparlar toparlamaz ararız de. Peki. Çağatay Bey, senaryoda biraz değişiklik yap. Ya kardeşim, siz benim derdimi anlamıyor musunuz? Bu reklam filmi, reklam filmi. Uyuz kaşımıyoruz burada. Çıkabilirsin. Al bunları çöpe at. Ayıp olmaz mı? Ben çöpe at diyorsam atacaksın. İyi de o kadar emek verilmiş. Sen bakma bizim patrona, saman alevi gibidir. Bir parlar bir söner. Çok küstah. Üstelik çok ukala. İşler ters gittiğinde kendini kaybeder. Ağzından bal damlıyor. İşler yoluna girdiğinde de çok şeker olur. Böyle biriyle çalışmak çok zor. Hayır, benim de tersim kötüdür. Bir gün kafasına yapıştırıveririm o dosyayı, görür gününü. Takma kafana, delidir. Eser meser ama sağlam adamdır. Hadi kahve içelim de kendimize gelelim. Bir zalar geldi, akıl başa geldi. Artık bana bir çözüm yolu bulursun, değil mi abi? Hangi konuda o? Özlem abi, ben hani... Tabii canım, ben yani. Şimdi tabii bu konuda taktiklerim var, söyleyeceğim şeyler var. Allah'tan ümit kesilmez oğlum. Ölen mi ölünmez. Yani istenmeyen aç ya karın ağrıtır ya baş. Yani senin durumun vahim, yapacak hiçbir şey yok hayatım. Nasıl şimdi bana yardım edemeyecek misin sen ya? Ederim hayatım ama seninki çok önemli bir mevzu. Şimdi sen bana de ki, enflasyon nasıl düşer? Hemen ben sana bunu nasıl düşüreceğini söyleyeyim. Yani sen bana de ki OneSpor nasıl şampiyon olur? Ben hemen sana bunu anlatayım. Ortak pazara nasıl gireriz de ben hemen sana anlatayım. Ama senin göre de ki çok büyük mevzu ya. Yapma ya, durum o kadar kötü mü? Çok vahim. Hadi be. Vallahi. Ben şimdi pizzayı Haybe'ye mi ısmarladım? Sen daha burada mısın? Oh Cihan'cığım, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bugün ne kadar da şıksınız, ne kadar yakışıklısınız efendim. İnşallah trafik polisleri ceza kesmemişlerdir. Ben sana havaalanına gidip Bayan Liza ve arkadaşını al demedim mi? Dedim Cihan'cığım. O zaman ne duruyorsun burada? Niye duruyor? Niye duruyor? Nereden bileyim ben? Hı? Ay ben üstüne sağlık. Ben bir elinle grip almışım. Nasıl böyle efendim? Titriyorum. Ateşim var, yükselmiş efendim. 49,5'lara kadar çıkması mümkünmüş efendim. Gözüme baksanıza sapsarım. Allah aşkına. Efendim nasıl bir üşüme krizi geliyor. Titriyorum sarıkan amalığı gibi. Çarlak! Çok geçeceğim ben sizce. Çekil, çekil. Pisas solunda. Sen ateşime bakmak istemez misin? Vay be. Sen bayağı büyük artistmişsin Cemil abi. Ben bile bir ara inanıyordum hasta olduğunu. Ayıp ettin oğlum. Benden bir şeyler kal. Hapçala! Bu katalog yeni geldi. Bakmak ister misiniz? Mümkün olduğunca hiç tanımamış biri olmalı. Buradakilerin hepsi profesyonel. Bana hiç tanımamış birini bulalım. Desene yine iğneyle kuyu kazacağız. Bir itirazın mı var? Hiç itirazım olur mu patron? Emrin başım üstüne. Arkadaşlar benim oyun oynayacak vaktim yok. Elinizi çabuk tutun. Özlem, bu iş senin için önemli bir sınav olacak. Ne demek istedi? İstediği oyuncuyu bulmadan gelme demek istedi. Bana ustabaşını çağırın lütfen. Peki efendim, hemen çağırayım. He.
Bir de yeni gelen kumaşların dökümünü istiyorum. Tabii, hemen getiriyorum. Hadi be kadın. Aç şu telefonu. Aman be Helena, gene mi kızına gittin ha? Gene mi kızına gittin ya? Hadi aç şu telefonu. Buyurun efendim, yeni gelen kumaşlarla ilgili faturaların dökümü. Bunların ödemesi yapıldı mı? Muhasebeye sormam gerekiyor efendim. Ödemede zorluk çıkarmasınlar. Peki. Kime önersem beğenmiyor. Hep beni geri yolluyor. Hay Allah. Takıldı kaldı. Bu işten çok sıkıldım. Yok. Öyle yarı yolda kaçmak yok. Ya kaçmıyorum ama bir insanın üstüne de bu kadar gelinmez ki. E bu işler hep böyledir. Alışacaksın. Biraz zor. Ah, affedersiniz beyefendi. Ben Özlem Hanım'ı arıyordum. Daha önceden oyunculuk deneyiminiz var mı? Anlamadım, nasıl yani? Daha önce hiç reklam filminde oynadınız mı? Hayır beyefendi, yani buraya gelmek için şarttı. Rol yapabilirsiniz herhalde. Rol? Tiyatro gibi. Alman mısınız? Ya evet, ben Almanım. Ya, ben aslında Özlem Hanım'a sordum. Yani kendisini nasıl görebilirim acaba? Birazdan gelir. Pardon, isminiz? Helga, Helga Şeker. Helga Hanım. Sizi hangi casting şirketi yolladıysa bravo. Ben kendim geldim. Kimse yollamadı beni. Ha anladım. Bizimkiler buldu sizi. Yok canım. Kimse bulmadı beni. Ben kendim buldum burayı. Özlem Hanım'ı görmek istiyorum. Yani acaba anlatamıyor muyum bunu? Müthiş bir reklam filmi olacak. Filmde de aynen böyle konuşmanızı istiyorum. Özlem, helal olsun sana. Harika birini bulmuşsun. Kısa zamanda çok büyük iş başardın. Hemen buraya gelin. Peki. Seni tebrik ederim dedi, helal olsun dedi, aradığını buldun dedi, beni yukarı çağırdı. Yani kusura bakmayın beyefendi, kibar bir adamsınız da ama söylediklerinizden hiçbir şey anlayamadım. Hiç umudum kalmamıştı hanımefendi. İnanın bu film benim kariyerim için çok ama çok önemli. Anne! Güzel kızım, güzel kızı annesini. Helga Hanım senin annen mi? Evet, tanıştırayım Çağatay Bey anne. Ben deminden beri size diyorum Özlem'i görmek istiyorum. Siz bambaşka şeyler anlatıyorsunuz. Siz anne kız ha? Tabii haklısınız. Ben çok genç, anne oldum çok genç gördü, düşünemedi. Olamaz mı? Çok affedersiniz, lütfen beni affedin. Lütfen ayakta kalmayın, buyurun oturun. Ay gel. Hıçı! Cihat? Cihat nerede? Patron yani keçi sakal. Kafadan kum tak. Oh, welcome, welcome, welcome. Thank you. How are you too? Fine. Sen ne istiyorsun be? Ben de yanak istiyorum efendim. Yanak nereden çıktı oğlum? Şey yani kılımdan nereden çıktı? Hadi hadi uzatma uzatma. Şunu alayım sizden. Dikkat etsene biraz. Ulan elin işte gözün oynaşta değil mi? Efendim duyacaklar. Duyarlar ama anlamazlar. Efendim öpeyim de geçsin. Nerenize geldi dosya? Tamam. Çıkabilirsin. Oo, bakıyorum senin hapşırıp tıksırıp geçmiş ha? Geçmez oğlum efendim. Hanımefendi ilaç gibi geldi. Penisilin antibiyotik. Sen de tarım ilacı. Okay, if you're ready, let's go. Let's go. Let's go. Şşş, nereye nereye gel buraya gel. Ben bayanlar diye Ancelele'yle birlikte falan dökene gidiyorum. 3-5 gün yokum. Kayak yapacağız falan, eğleniriz birazcık. Şirket sana emanet. Sakın ha buradan bir yere ayrılma. Zeyla, Ancelele dağda. Aş baş. Seni köfte o seni. Sen git bebeğinle ilgilen. Gazını falan çıkarttır. Okay, can go. Ama bunlar da bebek gibi.
Çocuklara ne alalım Saadetciğim? Ramazan'da güllaç gider. Sen yiyemeyeceksin ama yazık. Sağlık olsun. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Çocukluğumda bayılırdım güllaca. Ne hoş kokar mübarek. Ramazan geldi mi bayram ederdim. Rahmetli annem kendi açardı güllacı. Şimdi her şey fabrikasyon. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen de azıcık ucundan tadarsın. Hem güllaç öbür tatlılara benzemez, hafif olur. Ne yapayım, ben o kadarına da razıyım. Yani kızım öyle bir şey söylüyorsun ki, olacak şey mi? Ben rol yapmasın, nereden bilirim? Tiyatro sanatçısı mıyım? Anne, Çağatay olur diyorsa olur. Yani... Kızımızı görmeye gidiyoruz, ondan sonra reklam teklifi alıyoruz. Olacak şey değil yani. Anneciğim daha ne istiyorsun? Bak çok da iyi para verecekler. Ay o da çok önemli yani, güzel olurdu. Hiç para kalmadı, hep kuş diye ver ver diyorum ama yapamam diyorum. Yani kendime güven yok, anlamıyor musun kızım? Anne bak ne olursun yaparsın, tamam mı? Hem senin rolünü oynayacak kadını bulmak için 40 kere haber saldık. Tekrar başa dönmek istemiyorum, ne olur ya. Yani diyorsun sen bunu çok kabiliyetlisin, yapabiliyorsun, mutlaka yap filan mı yani? Bal gibi yaparsın anne, senden iyisini mi bulacaklar? Ay yani heyecanlandım da biliyor musun aslında yani güzel bir şeydir tabii ama yok gene de korkuyorum yani. Yok yok yaparsın. Ya kapan, değil mi? Ya kapan, yani Helga reklam yıldızı da oluyor. Daha ne istiyorsun? Rüyamda görsem inanmam olacak şey mi yani? Yeşim almaya gelmezse? Ya niye gelmesin? Söz verdi. Baksana yayına çok az kaldı. Lütfen telaşlanma Eda. İyi de bütün çabamız boşuna mı gidecek? Hem biraz sakin olur musun? Ay ne yapayım işte elimde değil. Sakin makin olamıyorum. Trafiğe takılmıştır. Hem bizi yarı yolda bırakacağını düşünemiyorum bile. Acaba telefonda bir daha arasak mı? Bilmem. Ara istersen. Selam çocuklar. Heh, hoş geldiniz. Biz merhaba. De sizi bekliyorduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hazır mısınız? Heyecandan elim ayağım titriyor. Yayına başlayınca geçer. Hazır mısınız? Birazdan yayına gireceğiz. Biz hazırız. Şimdilik rahatınıza bakın. Sizi birazdan stüdyoya alacağız. Bırak onları da telefon et şu Okita'ya. Gelsin akşam iftar yemeği yapıyor annem de. Hadi çabuk. Ay anne bizim için yorulma. Gerek yok. Ne yorulması canım? Zaten yemeği yapmışım. İki tabak koyacağım. Çağır çocuğu. Peki ararım. Ya bak bu akşam biliyor musun? Oğuz'la Eda ATV'ye çıkacak. Hep beraber yemek yerken seyrederiz. Peki Oktay bir şey getirsin mi gelirken? Yok yok. Her şey yardım. Para harcatma adama. Almışız zaten dünyanın parasını harcadı. İşte bu kadar. Aa, siz niye zahmet yapıyorsunuz? Hadi anneciğim aşk olsun. Oturun biraz. Zahmet olur mu ayol? Sen oturmuş o kadar güzel yemekler yapmışsın. Beğendiniz mi? Pilav güzel miydi? Altı tam tutuyor gibi olmuştu da. Eline sağlık gelincik. Ben senin yaptığın o güzel yemeklere bayılıyorum. Ay çok seviniyorum böyle söyleyince. Peki yapamıyorum gibi geliyor. Canım bana. Çok maharetlisin. Çok. Maharet ne o? Ne yapayım baba? Onca insanın aç kalması sorumluluğunu yüklenemezdim. O yüzden döndüm işimin başına. İyi ettin oğlum, iyi ettin. Sana da bu yakışır zaten. Ama bundan sonra gözünü dört aç. Ha, merak etme. Bundan sonra o Bahri'nin en ufak bir yolsuzluğunu göreyim. O kol bıyığının bütün kıllarını tek tek yolmazsam... ...bana da Macit Bey'in oğlu üçtü demesinler. İnşallah dersini almıştır. Hayır, yani babamın gereğini yaptığını biliyorum ama ben olsaydım... Adamın kafasına bir şey yapıştırırdın değil mi? Evelallah, tabii. Evelallah. Kim Laptük kahvesi istiyor söylesin. Baba, sade bir kahve içersin değil mi? İçerim tabii. Gelinciğin elinden kahve içmek de bir başka güzel olur yani. Öyle mi büyük baba? Peki benim yaptığım kahvenin ne gibi bir farkı oluyor? Eyvah, hadi bakalım buyurun cevap verin. Aşk olsun boncuk. Senin yaptığın kahve de güzel olur tabii. O halde kahveleri ben yapıyorum. Benimki şekersiz olacak. Bilmez miyim Saadet anne? dur, nereye gidiyorsun? Bizimkiler çıkacak da televizyona. Çocuklar çıkacak da televizyona. Kumanda nerede peki? İlahi kuştu. Baksana sana bakıyor kumanda. Buldum. Tamam. Hadi gelin. Bırak sen sonraya baksın kahveleri. Gelin. Sevgili ATV izleyicileri, bu akşam 3 konuğum var. Ya işte bizimki. Heyecanlanma sana. Ne kadar güzel görünüyorlar, farkında mısın bak? Topluma mal olmuş sanatçılar olarak bir takım görevler düşüyor üzerimize. Ben de bu güzel ve anlamlı görevi yerime getirmek için bugün buradayım. Peki ben Eda ile Oğuz'a dönmek istiyorum. Yardıma muhtaç lösemili çocuklar için böyle bir kampanya başlatmak nereden aklınıza geldi? Ben heyecanlandım. Eda devam etsin. Peki, Eda devam etsin.
Parasızlık yüzünden birçok hasta çocuk ölümü sessizce bekliyorlar. Eğer biz insanlar bu dünyayı birlikte yaşıyorsak, güzellikleri ve zorlukta paylaşıyorsak birbirimize sahip çıkmalıyız. Sayın seyirciler, ben Eda'nın izniyle size biraz Eda'dan söz etmek istiyorum. Eda uzun bir zamandır bu hastalıkla mücadele eden bir kardeşimiz. Ben Eda'yı bir kez daha kutlamak istiyorum. Bir yanda kendi hastalığıyla savaşırken, diğer yanda diğer hastalara yardımcı olmak için uğraşıyor. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bize yol gösterdiğiniz için ve destek olduğunuz için çok teşekkürler. Ben üstüme düşen görevi yaptım. Yalnız bu tip görevler kişisel olarak kalmamalı. Hepimiz toplum olarak üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Peki sizler ilk adımı nasıl atacaksınız? Tedaviye muhtaç çocuklar için Yeşim Hanım bir konser verecek. Bu konserin tüm gelirini tedaviye muhtaç çocuklara vereceğiz. Biz ilk adımı atıyoruz. Bu yolda diğer sanatçı arkadaşlarımız da bize destek olurlarsa çok ilerlemeler kaydedeceğiz. Ben üçünüzü de bu güzel çabanızdan ötürü kutluyorum ve yolunuz açık olsun diyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başardılar, gördünüz mü? Başardılar. Çok şükür Allah'a diyorum yani. Onları seyrederken resmen tansiyonum fırladı. Aslan bu çocuklar be, aslan. Helal olsun, helal olsun. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama en az ben de onlar kadar heyecanlanmadıysam benim de adım Rüştü Şeker değil. Ya. Siz ne diyorsunuz? Ben size belli etmedim. Bir ara gidiyorum zannettim. Yani kalbim hala kütü kütü atıyor. Benim avuçlarım ter içinde kaldı. Eda sanki bir melek gibiydi. Aa. Bakmayın bu aslında çok büyük bir olay ha. Vallahi çok büyük başarı şu çocuklar yaptılar. Çok büyük başarı. Yani hem Oğuz, hem Eda, hem Yeşim hepsi harikaydılar. Biliyor musunuz? Hepsiyle gurur duydum.